Yepyeni bir video, hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Şu anda kendi evimdeyim. Allah'a şükür artık kendi evimdeyim. Evimize geldik. Katana ile beraber evimizdeyiz. Ama güvende miyiz diye soracaksınız. Onu tam olarak ben de bilmiyorum. Biliyorsunuz ki önceki bölümde bu lanet olası Allah'ın belası Ellik bizi oyuncağa çevirdi. Tahta bir oyuncak yaptı. Ve bizi tahta bir oyuncak yaptıktan sonra garip bir eve götürdü. Ve bizi bir kız çocuğuna, küçük bir kız çocuğuna dostlarım oyuncak olarak verdi. Biz de evden bir şekilde kaçmayı başardık. Ve kaçtıktan sonra Ellik bizim karşımıza geldi dostlarım ve bir anda bizim boyutumuzu normale döndürdü. Oyuncak olmaktan kurtulduk ve normal dünyaya geri döndük. Yani Ellik'in Minecraft'ından çıkıp normal dünyaya geri döndük. Hatta hatırlarsanız ki geçen bölüm evde bir tane, yani bizi Ellik'in getirdiği evde Teddy diye bir kız vardı, ekranda onu görüyorsunuz. Videonun babası vardı Diego diye, onu da ekranda görüyorsunuz. Bunları dostlarım videonun sonunda Ellik oyuncağa çevirmişti ve bize vermişti. Ve şu anda biz kendi evimizde, Katerina'yla kendi evimizdeyiz ve Teddy ve Diego'nun da oyuncakları bizde. Şimdi biz acaba Ellik serbest mi bıraktı? Biz görevleri tamamladık mı? Ellik'in Minecraft sürümünde biliyorsunuz ki Ellik bize bir sürü görev vermişti. Yani bu görevleri tamamladık ve Ellik bizi artık bıraktı, peşimizden düştü mü? Yoksa daha bizimle uğraşacak mı, bunu bilmiyoruz. Çünkü mesela en son hatırlıyorsunuz ki evin önünde böyle garip garip dostlarım taş yapılar vardı, ekranda görüyorsunuz. Bunlar şu anda yok. Ellik de bayağıdır da bir gelmiyor, yani yaklaşık bir yarım saattir evde takılıyorum ben. Yani şu anlık bir sıkıntı var gibi durmuyor. Videoyu hemen kısacık bölüyorum. Şu anda videoyu izlerken aşağıdan bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutma dostum. Yeni videonun gelmesini istiyorsan bu videoya 30.000 beğeni atmamız lazım ve eğer abone olursan görmüş olduğun gibi şu anda ismin ekranda çıkar. Hadi abone ol. İnşallah da böyle devam eder. Hatta en son dostlarım bakın, bu karton gelmişti. Bizim eve kartonla beraber biz eve döndük. Bu kartonda o evdeki Teddy ve Diego'yu oyuncak hale çevirmişlerdik. O oyuncaklar buradaydı. Katerina oyuncakları aldı, nereye götürdü bilmiyorum. En son Katerina ev yukarıdaydı. Bir dakika bakayım, Katerina ne yapıyordu? Aa dostlarım bakın, oyuncakları buraya koymuş. Oğlum geçen bölüm bu adamla şu Teddy bildiğiniz dostlarım gerçekti, yani bildiğiniz gerçek evde oturan iki insandı. Ellik'le ne bağlantıları var bunların? Ellik'le ne akrabalıkların var bilmiyorum ama işte Ellik'e güvenirseniz gençler başınıza böyle bir şey gelir. Ya Katerina yarım saattir, bak dostlarım yarım saattir bu arada ben evdeyiz. Yarım saattir bak oyuncak yaptı bunları burada. Oyuncak yaptı diyorum, pardon. Bu oyuncakları buraya koydum komodinin üzerine, sabahtan beri onlara bakıyor. Katerina yarım saattir onlara bakıyorsun, kafayı yiyeceksin, şunları bırak artık. Bunlar tehlikeli, bak bunları yok etmemiz lazım. Niye dakikalardır bunları izleyip duruyorsun? Acaba onları kurtarsak mı? Baksana çok acı verici bir durum. Ya tamam anladım, acı verici bir durum. Farkındayım da şu anda bak tehlike bunlar, tamam. Bu Ellik Minecraft sürümünden geldi bunlar. Biz de geçen bölüm seninle oyuncak olmuştuk. Yani o yüzden tamam, bunlar canlı bir insan olabilir ama bence mantıklı değil dostlarım. Bizim bunlardan kurtulmamız lazım. Yani bakın şu Teddy, bu da Diego. Bunlar geçen bölüm Ellik tarafından oyuncağa çevirdiler. Biz oyuncak olmaktan çıktıktan sonra. Ve bizim evimize herhalde Ellik bize bunu hediye olarak mı verdi bilmiyorum ama gerek yok. Harbiden gerek yok, boş ver. Ciddi söylüyorum, gerek yok Katerina. Bunları atalım. Onları kurtaracağım. Hayır dur, yapma, bir şey yapma, bak başımıza iş alacağız, yapma Katerina, kurtarma onları, dur. Yapma, ne yaptın? Aa dostlarım adamı normal döndürdü. Bakın dostlarım arka ediyor, Diego arka ediyor, normal döndürdü. Lan ne oldu? Adam intihar etti lan, adam kendini aşağı attı dostlarım. Adam öldü. Ben demedim mi sana Katerina yapma diye, demedim mi sana işte, bak görüyor musun? Adam kendini aşağı attı direkt dostlarım. Katerina ona vurdu, tahta yapmaktan çıkardı onu ve adam direkt kendini aşağı attı. Dedim ama sana yapma diye, değil mi ben? Nereden bilebilirdim ki? Adam resmen kendini aşağıya attı. Ya neyse boş ver. Bak şu kızı düzeltmeyelim, en azından bu kız burada kalsın. Hatta ben bu kızı alayım, sandığa falan koyayım. Bak bunlarla uğraşmayalım Katerina. Rica ediyorum sana. Tamam. Tamam, ha tamam. Dostlarım valla uğraşmaya değmez bak. Bir ton işimiz var zaten Katerina, başımızda bin ton dert var, daha fazla dert açmayalım. Rica ediyorum. Ben biraz uzanacağım. Yorucu günler geçirdik. Sen de buralarda kal, tamam mı? Tamam, haklısın, tamam. Sen git rahatça uzan, ben buralardayım zaten, merak etme. Yani sen git uzan, tamam. Biraz dinlen. Yorulduk dostlarım, Katerina haklı. Harbiden yorulduk yani. Tamam hadi sen dinlen birazcık, git yat dinlen. Ben dostlarım birazcık etrafta falan gezeceğim. En son Cassandra'ya falan bakmamız gerekiyordu. Katerina biraz uyuyacakmış. Uyusun. Şu oyuncağı da ben buradan bir alayım da bu Katerina bunda bir şey yapmasın. Durun. Şu oyuncağı kırabiliyor muyum buradan? Kırdım. Tamam, envanterimi aldım oyuncağı. Hadi uykular Katerina, yat sen. Yoruldu kız dostlarım. Kaç gündür Ellik Minecraft sürümündeyim ben zaten. Ondan önce otelde kaç gün kaldım? Raskon otelinde. Ya harbiden yorulduk yani mentor olarak. Harbi yorulduk dostlarım. O yüzden birazcık Katerina dinlensin. Benim de yarım kadar işlerim var. Mesela Katerina bunu duymasın. Aklımda dostlarım bir şeyler kalıp duruyor. Biliyorsunuz ki Katerina mesela gözleri beyaz oluyor ya, ekranda görüyorsunuz. Katerina'nın gözleri beyaz falan oluyor. Bunu nitroksin sayesinde yapıyor. Ve Katerina benim bir kez nitroksin içmeme izin vermişti ama sadece bir kez iş. Yoksa yan etkileri olur, başına iş gelir demişti. Bana bunu diyen Katerina her gün nitroksin iksiri içiyor. Ben de şu an beni Katerina duymuyor büyük ihtimalle. Dostlarım bir depoya ineceğim, şu nitroksin içsem diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Bence içeyim dostlarım. Yani çünkü gerçekten güçlenmeye ihtiyacım var. Ellik mesela hala bizim peşimizi bırakmamış olabilir de Ellik gelirse en azından kendimi savunabileyim. Birilerini savunabileyim diye bu nitroksin iksirini içmek istiyorum. Biliyorsunuz ki dostlarım burada Katerina'nın bir sürü nitroksini var. O yüzden direktman
Şöyle bir şey yapacağım. Nitroksin sıvısı içeceğim dostlarım. Ama bunu Katarina'ya söylemeyeceğim. Çünkü Katarina'ya mantıken gözlerim beyaz olacak. Her türlü öğrenecek ama en azından izin vermez. Ben direkt içeyim dostlarım bir tane nitroksin. Bakın burada bir sürü nitroksin sıvısı var. Bu nitroksin sıvıları şu anda bizim en ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Çünkü dostlarım düşmanlarımız çok ve yani başımıza iş gelirse, birisi gelirse kendimizi savunabilirim diye içiyorum şu anda bu nitroksini. Hem mantıken mutant virüsleri falan da işlemiyor. Önce ne yapayım biliyor musunuz? Bekleyin be. Hani bu Teddy var ya, küçük kızın oyuncağı. Babası şimdi atladı öldü ama en azından dostlarım küçük tahta küçük kız oyuncağı bir yerde tutalım. Yani şu sandıkta şu kabinete falan bir koymak istiyorum. Onu, aha bak envanterde şurada. Tamam direkt ben buraya koydum, en azından burada kalsın. Dolapta tutalım dostlarım, başımıza iş gelmesin. Bu Teddy denen tahta oyuncağı buraya koydum. Bunu bize ellik verdi. Bir de bu canlı bir yer, bir insan. O en azından burada dursun. Tamam bunu buraya koydum. Abi bir tane nitroksin içeceğim. Katana bana kızacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle kızar ama. Kızmasın dostlarım, benim de güçlenmem lazım. Ne yapayım? Bak burada bir tane nitroksin var. Şu bilgisayarı koy şuraya. Dostlarım içiyorum bir nitroksin, hazır mısınız? Onları! Allah yakalandık. Bunu sakın yapma. Sana söylemiştim. Yan etkileri var. Öyle diyorsun da. Yan etkileri var diyorsun ama sen hep içiyorsun. Sana bir şey olmuyor yani. Sende etkiler çalışmıyor mu Katarina? Sadece bende mi çalışıyor? Sen ve ben bir değiliz bu aralı. Senin nitroksine ihtiyacın yok ama benim var. Neden? Neden? Neden olduğunu söyle. Niye abi niye? Senin ihtiyacın var, benim niye yok? Benim de nitroksine ihtiyacım var. Benim de güçlenmem gerekiyor. Yani bu nitroksinin yan etkileri varsa o zaman sen de içmeyeceksin Katarina. Bu kadar basit. O zaman sen de içmeyeceksin. Yani bana deyip deyip duruyor dostlarım. Sen nitroksin içme diyorsun bana ama sen içmeye devam ediyorsun. Mantıken yan etkileri sadece bende mi işliyor? O yüzden ben bunu içeceğim dostlarım. Yani o zaman bir anlaşma yapacağız Katarina. Ya, ben içmiyorsam sen de içmeyeceksin. Hayır! Sadece içme. Güven bana. Seni düşünüyorum. Bunu nasıl yaptın? Elimden aldı dostlarım nitroksini. O zaman sen... Bu ses ne? Bir dakika, biri çığlık atıyor. Dostlarım biri çığlık atıyor. Bir dakika dur. Biri çığlık atıyor. Lan kim çığlık atıyor yine? Kim geldi lan? Bizi bırakın artık. Kim geldi? Bir dakika sakin. Açtım kapı. Cassandra sen miydin? Cassandra gelmiş. Bir dakika, Cassandra niye gelmiş? Abi en son Cassandra'nın doğru Bobby ortada yok dostlarım. Cassandra sürekli Bobby'yi soruyordu. Borulo yazdı bana. What happened? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Söyle ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye öyle çığlık atıyorsun? Ağzın çıktı kadar niye bağırıyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Dostlarım durun, merak ettim. Cassandra niye kapıma geldi? Benim hayatta kapıma gelmez. Biz güvende değiliz yazdı. Biz güvende değil miyiz? Neden? Ne oldu? Ne oldu? Kesin erlikle alakalı bir şey. Ne oldu? Dur bekle. Etrafta biri var mı? Yok. Ne oldu ki? What happened? Bunlar ne? Ellik! Bir dakika, fotoğraflar ne dostlarım? Burası Bobby'nin evinin önü değil mi? Evet! Lan bir dakika, büyük ihtimalle ellik dostlarım bizim peşimizi bıraktı. Şimdi Bobby ve Cassandra'ya falan musallat olacak. Bakın, Cassandra direkt eve girer girmez bu fotoğrafları duvara koydu. Bakın ellik var. Botları falan bakın, Bobby'nin botlarını öldürmüş. Hatta şunlar kırmızı lazer. Bu lazerleri biliyorsunuz, Bobby'nin evinin önünde var, yakamda görüyorsunuz. Bobby'nin yeni evinin önünde lazerler vardı en son gittiğimizde. Demek ki ellik Cassandra'nın evinin oraya da gelmiş. Bir dakika, Cassandra bir şey yazdı. Birisi bizi 3 gündür izliyor. Ve botlarımızı öldürüyor. Abi ellik işte, sizi izleyen ellik dostlarım, bakın 3 gündür ellik Cassandra'ları da izliyormuş. Abi adam bize komple musallat oldu dostlarım. Nereden o otele gittim, Allah beni kahretsin. Nereden Raskun otele gittim ben? Ben niye elliğe bulaştım? Benim kafama tüküreyim. Gerçekten ben bu adama niye bulaştım ya? 3 gündür Cassandra'ları evden izliyormuş. Ve Bobby'nin botlarını öldürüyormuş ellik. Bakın bunlar da kanıtları. Cassandra direkt fotoğrafları çekip bana göstermeye gelmiş bak. Benden yardım isteyecek büyük ihtimalle. Çünkü Bobby yok ortalıkta. Zoggy evde ve benim korumaya ihtiyacım var diyor. Doğru söylüyorsun. Onu korumaya da ihtiyacım var. Evet. Zoggy'yi korumaya ihtiyacı varmış. Zoggy de evde olduğu için korkuyor kızcağız dostlarım. Bobby de ortalıkta yok. Bobby kaç gündür ortalıkta yok diye son Cassandra'la ben konuştuğum zaman Bobby'nin ortada olmadığını söylüyordu. Bir dakika, ne yazdı? I tried to catch him. Onu yakalamaya çalıştım ama yok oluyor. Tam ellikten bahsediyor. Bakın işte onu yakalamaya çalıştım ama yok oluyor diyor. Ellik mi dostlarım? Fotoğraflarda da gözüküyor zaten. Bir dakika dur. This is ellik. Bu ellik tamam mı? Cassandra. Çok tehlikeli bir herif. Buna bulaşmamamız gerekiyor. Ben dostlarım ellikle oturup konuşmaya çalışacağım bir daha karşıma çıkarsa. Ya bak güzel kardeşim, niye bize bunu yapıyorsun diye. Şu an Zoggy'yi merak ediyorum. Sen Zoggy'yi niye yanında getirmedin? Manyak kız. Evde bu Zoggy'yi bırakıp tek başına mı geldin? Ellik orada. Manyak dostlarımla Zoggy'yi bari çocuğunu getirseydin. Is Zoggy at home? Zoggy evde mi? Zoggy'ye gidip almamız lazım dostlarım. Zoggy'ye gidip almamız lazım. Cassandra direkt evde değil galiba, bak hayır yapıyor, kafasını böyle yapıyor. Evde değilse nerede? Aa yazdı, follow me. Beni takip et. Ha mantıklı, çünkü yani Zoggy'yi evde bırakıp buraya gelse hem evde ellik olduğundan şikayet ediyor. Yani birisi sürekli evi izliyor, bottan öldürüyor dedi. Mantıken Zoggy'yi bırakıp buraya gelse mantıksız olurdu yani. Abi ellik hepimize bulaşacak dostlarım bak. Yani biz aslında büyük düşmanımız öl derken, mimik derken aslında çok çok daha büyük bir düşman varmış ve o düşman bizi bulmak için gün sayıyormuş resmen ya. Her şey bak, ama her şey ölüm başında altından çıkmadı dostlarım. Yorumlara yazın. Her şey ölüm başında altından çıkmadı mı? Bu gerizekalı öl gelmeseydi.
biz Memik evrene gitmeseydik. Bakın hatırlayın. Önceki bölümleri izleyin gidin ya. Yorumlara sabitleyeceğim. Tüm bölümden oynatma listesinde var. Gidin mutlaka tüm bölümleri izleyin bakın. Kanala girin. Bobby 1545 yeni dünya oynatma listesi. Hepsini izleyin. Bu gerizekalı öl gelmeseydi. Geldikten sonra da bizi Mimik evrene götürmeseydi ve Mimik evrene ben Raskol Oteli'ne gitmeseydim. Oraya da Raskol Oteli'nde de Mimik ellikle karşılaşmasaydım bunların hiçbirisi olmayacaktı. Gel Katarina. Hiçbirisi olmayacaktı dostlarım. Hiçbirisi olmayacaktı bunların. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Ama bir kere bu belaya bulaştık. Katarina gel. Bir kere bu belaya bulaştık. O yüzden de dostlarım bu belayı temizlememiz gerekiyor. Bir daha da ne babayı dinlerim ne öyle dinlerim. Artık kimse onda değil. Tek umudu olan kişi Zogi. Zogi'ye bir şey olursa üzülürüm. O yüzden şu an bakın sırf Cassandra'nın peşinden Zogi için gidiyorum. Çünkü şu anda Bobby ortada yok. Bobby biliyorsunuz ki 5-6 gündür biz öğlerle Mimik evrenine gittiğimizden beri ortada yok. Ve o yüzden de Cassandra ve Zogi'yi de koruması gereken kişi varsa o da benim. Dur bakalım. Cassandra Zogi'yi nereye saklamış? Evde mi diye sordum. Zogi evde değil yaptı. Böyle yaptı. Demek ki bir yere sakladı Zogi'yi. Bir oraya gidelim bakalım. Tamam evin oraya geldik. Bu Zibi'yi evine getirdi dostlarım. Zogi nerede o kızım? Zogi'yi nereye sakladın? Eve gitmiyor. Bir dakika durun. Bakın dostlarım botlar öldürülmüş. Ellik büyük ihtimalle botları da öldürüyor. Ulan Ellik. Ulan Zogi'ye var ya bak bir kılına bir zarar gelsin Zogi'nin. Dostlarım bu bilgisayarımı bozacağını söylüyor. Bu bilgisayar Ellik'in kafasında kırarım bakın. Katana gel. Kafasında kırarım. Bir dakika nereye götürüyor bu bizi? Herhalde Zogi'yi bir yere sakladı dostlarım. Olabilir. Tahminlerime göre Zogi'yi bir yere sakladı. Aa bakın buraya bir... Evet buraya saklamış. Kızım Zogi'yi niye oksijen sigara saklıyorsun? Hayvan mısın sen? Kız çocuk bebek o. Aa dostlarım bakın bir süreliğine buraya taşınmışlar. Sırf gizlenmek için. Zogi'yle niye ağlıyorsun? Çocuğum dur ağlama. Samantha şerefsiz de burada dostlarım. Katarina ve Samantha iki ezeli rakip de birbirine bakıyor. Vallahi iki ezeli rakip dostlarım karşı karşıya geldi. Zogi de garibim ağlıyor baksanıza. Çocuğu tabii toprağın altına kapatırsanız çocuğu ağlar yani. Ama onlara da kızamıyorum çünkü Ellik efsanesi tehlikeli. Bakın Cassandra fotoğrafları bize göster dostlarım. Ellik gerçekten buraya gelmiş. Adam şimdi bizi bıraktı büyük ihtimalle bunlarla uğraşacak. Benim bir şekilde bu işe bir el koymam lazım ve durdurmam lazım. Bir dakika Cassandra bir şey yazdı. I can't get into the house. Eve giremiyorum. Bobby de gelmedi ve Zogi için korkuyorum diyor. Bobby gelmez de Bobby şerefsiz teki çünkü Bobby haysiyetli ve şerefsiz dostlarım bakın. Ulan evde karım ve çocuğum var sen ortada yoksun. Dostlarım ne yapacağız? Bende mi kalsalar acaba? Ama bende kalırlarsa da Katarina ve Samantha birbirlerini hiç sevmiyorlar. Sıkıntı olabilir ama yapacak bir şey yok. We have to get out of here. Sizin buradan gitmemiz lazım. Bunları da buradan götürmem lazım. Stay at my house for a while. Bir süre benim evimde kalın tamam mı? Ya en azından Cassandra ve Zogi benim evimde kalsın. Yani Samantha kalabilir mi bilmiyorum. Benim evimde küçük dostlarım yani 5 kişi yaşamayız ki evde. Ama en azından bir güvenlik alana kadar, ellikten kurtulana kadar Zogi ve Cassandra bende kalmadı bence. Bobby de ortada yok. Samantha diye sordu Cassandra. Samantha gelebilir mi? İzin verdi galiba Katarina tamam. Gelsin o Samantha da gelsin. Yani yapacak bir şey yok dostlarım. Samantha ve Katarina birbirini sevmiyor ama yapacak bir şey yok şu an. Güvenlik yani güvenlik almamız lazım güvenlik önlemini. Come on. All of you hepiniz gelin. Hepiniz herkes gelsin. Samantha da gelsin tamam. Hepinizi buradan götürüyorum. Yani Samantha ve Katarina biliyorsunuz ki dostlarım soğuk savaştalar. Yani birbirlerini sevmiyorlar ama benim yüzümden kavga etmişlerdi. Ama yapacak da pek bir şey yok. Şu anda ekstra bir durum var. Yukarı çıkar. Dur şu 5'i de alın. Zogi'nin 5'ini niye almadınız? Durun dostlarım Zogi'nin 5'ini de aldım. Lazım olur eve götürürken. Hah, Katarina şu 5'i al. Katarina yani sen de kızma. Bir süreliğine kalsın en azından Samantha tamam mı? Yani problem olmasın çünkü biliyorsun ki başımızda ellik efsanesi var. Sıkıntıya girmeyelim. Kesinlikle. Sorun yok zaten. Tamam Johnson tamam sorun yok dedi dostlarım Katarina. Follow me. Gelin beni takip edin yürüyün. Hadi gelin gidiyoruz. Hadi yürüyün takip edin beni gelin. En azından şunları bir eve bırakayım ondan sonra burada elliyi ararız dostlarım. Yani demek ki buralarda bir yerde ellik efendim. Ne oluyor lan orada? Bunlar Bobby botları mı? Galiba bir dakika benim bunlara bakmam lazım. Benim bunlara bakmam lazım. Katarina onları eve götür direkt tamam mı? Güvenli bir şekilde gidin dikkatli olun eve götür direkt Katarina ve Cassandra ve Samantha'yı tamam mı? Direkt eve götürün. Tamam asıl sen dikkatli ol. Tamam ben dikkatli olurum. Hadi yürüyün yürüyün yürüyün. Hadi eve gidin. Yürüyün. Yürüyün. Yürü yürü yürü. Yürü. Siz eve gidin eve gidin. Katarina götür. Katarina götür portala gidin. Ne oluyor lan burada? Bir dakika bu botlar bir şeyi kovalıyor gibi dostlarım farkında mısınız? Sanki bir şeyi kovalıyorlar. Neyi kovalıyor oğlum bunlar? Acaba orada elli kalabilir mi? Görünmez bir şekilde. Belki elliyi kovalıyorlardır. Botlar belki elliyi algılayabiliyordur görünmez olsa bile. Belki de şu anda ellik görünmez bir şekilde bizi izlerken botlara yakalandı. Ve belki de şu anda botlar elliyi kovalıyor dostlarım. Ellik burada olabilir. Tamam dikkatlice botlara yaklaşacağım. Sakin bir şekilde. Oğlum bunlar kesin bizim göremediğimiz bir şeyi görüyorlar. Ha bedene Stonecomer Tral. Acaba Ellie'yi mi görüyorlar lan olabilir. Botlar mal hareketler niye yapıyoruz ne oluyor? Bir şey dostlarım bir şey kovalıyorlar görüyor musunuz bak. Bak vallahi bir şey kovalıyorlar. Gençler. Neyi kovalıyorsunuz neyi görüyorsunuz? Hey. Oğlum nereye gidiyor lan bunlar sürü halinde? Hocam bu durma bana döndü bir dakika bana niye dönüyorsun? Kardeşim sıkıntınız ne? Niye saldırgan modundasın? Bunlar babanın botları dostlarım. Bir tanesi sürüden ayrıldı bakın beni kovalıyor. Lan yürü git şuradan. Ellik maskesi taktı suratına. Lan suratında ellik maskesi olmuştu bir dakika. Şunu el hareketi yapacağım bekleyin.
Oğlum ellik, bunlara ellik, bunlara virüs demiş. Şunlara bir hareket yapayım bakın ne olacak. Ulan bunlarda da ellik maskesi oluştu. Ne oluyor oğlum? Yok oldular. Dostlarım ellik burada. Allah belanı versin ellik burada, bir dakika. Kesin evin içinde lan var ya, kesin evin içinde. Ne oluyor? Ellik. Bunları yapan kişi ellik dostlarım, bunları yapan kişi ellik. Ellik bakın yukarıya haç işaretleri koyuyor. Oğlum haç işaretleri var ya, senin müsait birini sokmazsan bana da bora demesinler lan. Bana da bora demesinler oğlum, bana da bora demesinler lan. Eve girmeli miyim, girmemeliyim dostlarım, ne yapmalıyım sizce? Yorumları yazın. Sizce eve girmeli miyim yoksa girmemeliyim? Şu an siz olsanız ne yapardınız? Kapı kırıldı. Lan Gegoni! Dur lan! Buraya gel dur! Dur! Lan sen dur! Sen dur bekle! Senin ne işin var bu evde? Dostlarım ellik de bu kesin işbirliği yapıyor. Bir dakika buraya kamera koydu. Niyeyse dostlarım bu haşları maşları bak bu ellik yapıyor. Bu niye bu evden çıktı? Bir dakika ne yazdı? Kameranın ekranına bak mı? Oğlum sakın yanlış bir şey yapma, seni öldürürüm bak. Kameranın ekranı nerede? Son nereye bakayım? Lan! Bir dakika görüntü oynuyor. Dostlarım bu ellik ve tercümanı. Bu ellik ve tercümanı. Burası Bobby'nin evinin içi. Bu evin içi dostlarım. Bir dakika ne yapıyor ellik? Lan Bobby'nin eşyalarını çalıyor. Bakın kutuların içinde toprak silahı var. Stone Converter var, Mopicker var, onları çalıyor dostlarım, onları çalıyor. Abi ellik bile öğrendi artık bu silahları. Bu elliğin şu an tam olarak amacını bilmiyorum ama bakın şu anda Bobby'nin evinin içinde bize bir görüntü izletiyor Gegoni. Ellik bütün eşyaları alıyor bakın. Stone Converter var, toprak silahı, Mopicker, hepsini alıyor şu an. Abi neyin peşinde bu ellik, ben anlamıyorum dostlarım. Vallahi yıldım artık, neyin peşinde bu görüntü gitti. Görüntü gitti. Oğlum anlat lan bana. Senin ellikle bir bağlantın var mı, tipine tükürdüm. Onu, bir dakika ne yazdı, ona yaklaşamıyorum. Ona yaklaşamadım yazdı. Herhalde Gegoni de evdeydi dostlarım, ellik girince bu da dışarıya mı kaçtı anlamadım. Elliğe yaklaşamadım yazdı. Abi ellik demek ki evde böyle diyorsun dostlarım. Nazeller gitti. Ne oluyor oğlum, nazeller gitti. Abi ellik evin içinde... Lan nazeller niye gidiyor, ne oluyor lan? Bak tüm nazeller gitti dostlarım. Şu anda ellik büyük ihtimalle evdeki bir kontrol panelinden nazelleri de kapattı. Şu an ellik evde, bu evin içinde. Bir dakika bak, daha demin kameranın ekranındaki izlediğimiz video dostlarım, bakın şu üst katta burada çekildi, koridorda. Burada Bobby'nin özel eşyaları vardı. Lan dur! Nereye gidiyorsun dur! Wait! Lan beklesene, nereye kaçıyorsun? Şerefsiz Gegoni dur! Dostlarım direkt kaçtı, korkağı gördünüz mü bak, direkt kaçtı. Abi biz korkmayacağız. Dostlarım biz korkmayacağız diye bu eve, bir dakika şu kamerayı alayım da dostlarım, bu kamerada belki ekstra görüntüler vardır, onları izleriz. Abi ellik şu an %100 evde. Az önce Gegoni'nin bize kamera yakınları izlettiği görüntülerde ellik ve tercüman da evdeydi bakın. Tercüman da vardı, ellik de o da gelmiş buraya. Tepedeki haçlara bakın, bunları daha demin ellik buraya koydu. Abi kesin evde bunlar. Tamam dikkatlice eve gireceğim. Abi en kötü öldürebilir dostlarım, bilgisayarımı kapatabiliyor. Başka ne yapabilir ki? Adam akıllı delikanlı gibi adamla konuşmaya çalışacağım. Bak kardeşim, bizim burada güzel bir aile hayatımız var. Bizi bir sal, zaten bizim başımızda dertimiz var. Bir de sen bizi uğraşma diyeceğim. Ki ne kadar beni dinler diye sorarsanız onu bilmiyorum ama. Abi eve giriyorum. Kapıyı da kırdı. Öküz oldu öküz Gegoni. Kapıyı da kırdı. Şuraya bakın, kapı kırılmış. Korkunun acele faydası yok dostlarım. O ellikse biz de boruluyuz. Bu kadar basit yani. Büyük ihtimalle şu an evde. Ama evin neresinde diye sorarsanız ona bakacağız. Oğlunu satayım. Dolaplar düştü lan, ne oluyor oğlum? Dolaplar nasıl düşebiliyor? Bir dakika burada mı? Ulan utanmıyor musun be bebek? Bu evde bebek var, gerizekalı ellik, utanmıyor musun? Ulan birazcık insan da haysiyet, birazcık şeref olur lan. Ulan bu eve girilir mi lan? Onu şimdi gününü göstereceğim dostlarım. Dediğim gibi bu ellikse ben de boruluyum. Bir de bana şov yapıyor bak, dolapları falan düşürüyor. Bana resmen şov yapmaya çalışıyor. Şimdi ona şov neymiş göstereceğim. Büyük ihtimalle üst katta dostlarım ellik. Onu da söyleyeyim ama yeter artık. Lan niye sürekli bir şeyler yıkılıyor, çıldıracağım. Kapı düştü oğlum bu sefer de. Bir dakika burada mı? Burada! Yok oldu. Korkak gelsene. Nereye gidiyorsun? Korkak elimde balta var. Baltadan mı korkuyorsun? Korkak gelsene. Neredesin lan? Bir dakika bu kapı açık. Aha buradalar. Çevirmen de burada. Ellik'in çevirmeni de burada. Lan niye bu buraya oturmuş? Bir dakika masada silah var. Ne oluyor oğlum?
Masada silah var, burada bir sandalye ve burada bir sandalye var. Ulan aklıma Rus ruleti geliyor ama öyle bir şey yapmayacağız değil mi? Sanki öyle bir şey gibi dostlarım, bilmiyorum. Sıkıntı yok, ben varım dostlarım, her şeye varım. Kozlarımızı paylaşalım. Bir dakika, ellek bir şey yazdı, Dimelo yazdı. Şu an saldırmayacağım dostlarım. Dertleri neymiş öğreneceğim. Çünkü saldırırsam illa onlar da bana geri saldırıyorlar. Niye onlara saldırayım ki? Düzgünce konuşmaya çalışacağım. Ellek şu an çevirmenine bakarak Dimelo yazdı. Dimelo ne demek bilmiyorum. Bir dakika, ne yazdı? Çevirmen Eldra yazdı. You want to get rid of him, don't you? Ondan kurtulmak istiyorsun değil mi? Yazdı. Ellikten mi kurtulmak istediğimi soruyor. Galiba onu soruyor. Evet, kurtulmak istiyorum. Ellikten kurtulmak istiyorum, sizden kurtulmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor bunun için? Yani benden, benim ailemden, benim arkadaşlarımdan uzak durmanız için ne yapmam gerekiyor kardeşim? Ben sizin serverınıza kadar geldim. Minecraft sürümünüze, her şeyinize geldim. Kendi dünyanıza girdim sizin. Yani görevleri yaptım. Daha ne yapmam lazım? Here's a challenge for you. Onun sana bir meydan okuması var yazdı. Bir dakika. Ellik'in bana bir meydan okuması varmış. Bak, eline silah aldı dostlarım. Büyük ihtimalle Rus ruleti oynatacak bize. Bak, ben öyle tahmin ediyorum. Bir dakika, eline silah aldı ve silahı havaya kaldırdı. Büyük ihtimalle Rus ruleti gibi bir şey olacağız. Ben size söyleyeyim dostlarım. Birazcık benim öngörülerime güvenin. Bak, ne yazdı bak. There is only one bullet in the gun. Silahta sadece bir tane mermi var yazdı. Tamam abi, o sıkacak, ben sıkacağım, o sıkacak, ben sıkacağım. Kim ölürse o mu şey yapacak? Tamam da dostlarım, ben nereden bileyim o silahı ayarlamadıklarını? Belki silahı ayarladılar. Tekrardan bir çevirsin o şeyini bir. Ben nereden bileceğim oğlum? Belki silahı ayarladılar, ben öleceğim. Bir dakika, ne yazdı? Eğer kazanırsan ellik maskesini mi çıkaracak? Ne? Dostlarım, ben kazanırsam ellik maskesini çıkaracakmış. Yani ellik'in gerçek suratını görebileceğiz. Belki de ellik o maske sayesinde bunları yapabiliyor. Peki o kazanırsa? Aa, onu da yazdı. Eğer o kazanırsa sen bir daha uyanamayacaksın. Uyanamayacağım derken nasıl yani? Ben kazanırsam Ellie'nin maskesi çıkacak. O kazanırsa ben bir daha uyanamayacağım. Nasıl yani lan? Tamam, kabul ediyorum. Sıkıntı yok. I agree. Kabul ediyorum. Tamam, oturdum. Şunu da al. Tamam, oturdum. Sıkıntı yok dostlarım. O Ellie'se ben de moralıyım. Size bunu söylemiştim. Ellie başlıyor bakın. Büyük ihtimalle Ellie ayarladı. Yani kendi mermisini bana çıkacak şekilde ayarladı büyük ihtimalle. Beni öldürecekler. Bakalım nasıl uyandıramayacaklarmış beni. Bir daha uyanamayacaksın diyor ya. Sık lan. Sık. Sık hadi. Sıksan oğlum. Aa, boş. Ses çıktı dostlarım, boş. Silah boş. Silah boş. Bana attı. Bakın, evet, silahın üstünde silahta sadece bir tane mermi var dostlarım, bakın. Sağ altta yazıyor. 1/6x0. Sadece bir tane mermi var. 6 tane mermi alabiliyor, sadece bir mermi var silahın içinde. Tamam, ellik'in sırası geçti, sıra bende. Silah boştu. Sıra bende abi, ben sıkacağım. Ama ben inanmıyorum ki dostlarım bu silah. Bence ayarladılar. Yani ona geldiği zaman bir şekilde ben öleceğim ama sıkıntı yok, korkmuyor. Bastım. Aa, bende de boş. Çık sesi çıktı bakın, duydunuz değil mi? Bende de patlamadı silah. Al, al oğlum, al, korkmadan al. Senin gibi kaç tane efsane gördüm ben oğlum. Senin gibi kaç tane efsane gördüm lan ben, sık. Korkmuyorum oğlum, bakalım beni bir daha nasıl uyandıramayacakmışsınız. O kazanırsa ben uyanmayacakmışım ya dostlarım, görelim bakalım. Sizden korkum yok oğlum benim. Ben boş bir adam da değilim. Her zaman gece yatmadan planlarımı düşünürüm. O yüzden adam ol, sık, sık. Yine boş. Silah yine boş dostlarım. Sıra bende. 3 kere sıktım şu an. 3 kaldı. Şimdi sıra bende. İnşaat doludur ama sanmıyorum. Sanmıyorum. Ayarladıklarına eminim dostlarım. Kimse böyle bir şey yapmaz. Random olduğunu düşünmüyorum. Hazır mısınız? 3. 2. Boş. Allah kahretsin, bu da boş. Çıldıracağım abi. İki şey kaldı büyük ihtimal. 2 mermi hacmi kaldı. Lan bir dakika, niye buraya çıktı bu? Oğlum senin ne işin var burada? İnsan aşağıya. 2 tane hakkımız kaldı dostlarım büyük ihtimalle. 6 tane mermi alabiliyor şarjörü bu silahın. Biz 4 kere sıktık. Bir ellik, bir ben, bir ellik, bir ben. Şimdi sıra ellikte, yani 2 tane hakkımız kaldı büyük ihtimalle. %100 öyle olacak. Evet bak, adam da yazdı. Bak, Eldra da yazdı. Sadece 2 tane hakkınız kaldı yazdı. Abi ya onda patlayacak silah ya bende patlayacak dostlarım. Şu an çok kritik. Videoya beğeni bırakmayı, like bırakmayı unutmayın. Videoyu mutlaka kanala abone olun ve bildirimleri açın. Yarın veya öbür gün yayınlayacağım. Her gün video yayınlıyorum bunlardan haberdar olmak için. İspanyolca bir şey daha yazdı Eldra ama onu tam anlayamadım. Tamam, sıkıntı yok. Patlat. Patlat silah, patlat. Patlat silah, gel. Gel, öldür lan beni, öldür. Bakalım nasıl uyanamayacakmışım. Büyük ihtimal silah bende patlayacak dostlarım, eminim. Sıkıntı yok, korkmuyorum ama. Patlat hadi, vur. Vursana lan. Vur. Vur vur. Vur, gel. Hadi gel, vur. Gel gel, vur, korkma, vur. Bende %100 patlayacak abi, eminim. Görürsünüz dostlarım, bende patlayacak silah. Görürsünüz. Hadi oğlum, hadi, zaten silah patlayacak artık. Kesin zaten dostlarım, silah patlamazsa ben ölmezsem tek bir şarjör kalıyor. Onda da büyük ihtimalle ben Eldra'yı öldüreceğim. Yani şu anda yüksek ihtimalle patlayacak. O yüzden şov yapmasın. Ne yaptı lan bu? Lan kendi tercümanının kafasını koparttı. Kendi tercümanını öldürdü. Oha! Silah patladı, bir mermi vardı. Mermi yok zaten, bak şu an sıfır dostlarım mermi. Tıklıyorum bakın, çık diye ses çıkıyor. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum niye kendi
harcamamla öldürdü bu gerizekalı manyak. Psikopat dostlarım bu. Vallahi psikopat. Yok oldu. Şimdi kim kazandı? Ben mi kazandım yoksa Elmek mi kazandı? Ekranda görüyorsunuz tekrardan dostlarım, bildiniz. Bir an tercümana döndürdü silah, bum diye vurdu tercümanın. Tercümanın kafası koptu. Oğlum şimdi kim kazanmış oldu? Ne oluyor oğlum? Adamı niye öldürdü? Kendi tercümanını öldürdü dostlarım, ben böyle bir şey görmedim. Resmen kendi tercümanını öldürdü. Harbiden ben böyle bir şey görmedim. Orada dostlarım, orada. Orada yanına ineceğim. Bir dakika yanına inip konuşmaya çalışacağım, bekleyin. Bu arada benim biz Katana'yla bir plan kurmuştuk. Yani aslında size daha bunu söylemedik. Çünkü önceki bölümün sonunda, video bittikten sonra kurmuştuk bu planı. Acaba planı hayata geçirsem mi? Ne diyorsunuz? Tabii şu an siz planı bilmiyorsunuz ama şu an tam sırası olabilir aslında. 52 oynayabilirsem sırası olabilir. Bir dakika durun, Katana'yı arayacağım, bekleyin. Katana'yı arayacağım, bekleyin. Durun. Hemen arıyorum Katana'yı, bekle. Hadi Katana, hızlı olman lazım. En son dostlarım Cassandra, Samantha ve Katana ve Zoe eve gitmişlerdi. Herhalde evdelerdir. Açar telefon numaramı. Alo. Katana şey, yani benim çatı katına sakladığım tüfek vardı ya çatıya. Çatıdaki şey sandığa. O tüfeği hemen al, tamam mı? Bak şu an çok acil bir durum. Çok hızlı olman lazım. Çatıya sakladığım tüfeği direkt al. Çok gizli ve bak kimse seni görmesin. Çok gizli ve dikkatli bir şekilde ve ayrıca hızlı bir şekilde Bobby'nin evinin önüne gel, tamam mı? Direkt Bobby'nin evinin önüne gel. Planı uyguluyor muyuz? Galiba evet. Galiba planı uygulayacağız. Ben Lick'i oynamaya çalışacağım, tamam mı? Evin önünde Lick'i oynamaya çalışacağım. Sen dediğimi yap, planı biliyorsun. Hadi şovumuzu yapalım Katana. Tamam dostlarım, tüfeği alıp gelecek. Ne tüfeği diye soracaksınız şu an büyük ihtimalle, bilmiyorsunuz ama göreceksiniz. İnşallah plan işe yarar. Bu bir risk, eğer plan işe yaramazsa her şey daha kötüye gidebilir. Ellik nerede? Orada. Ellik abi gel bak konuşalım. Dur gitme dur. Stop. Bekle dur gitme, bekle dur. Dur dur. Bekle dur. Durma. Gitme bekle dur gitme. Huvon kim kazandı? Bari bunu söyle. Sen mi kazandın ben mi kazandım dostlarım? Eğer ben kazanırsam o maskesini çıkaracaktı. Eğer o kazanırsa da ben... Daha uyanamayacaktım öyle diyorlardı ama şu an nereye gidiyor bu, hiç beni takmıyor dostlarım. Herhalde mantıken silah bana patladığı için, yani o ateş ettiği için ben mi kaybetmiş oluyorum? Şu an bir yere gidiyor ama arkasından takip edeceğim, buradan uzaklaşmaması lazım. Çünkü Katana'yı ben buraya çağırdım ve buradan uzaklaşmaması gerekiyor. Dur nereye gidiyorsun, dur ellik manyağı, dur nereye gidiyorsun, bekle. Dur, stop, wait please. Dur bekle dur, dur. Lan dur nereye gidiyorsun, dur. Kim kazandı bari onu söyle. Wait please, I want to talk. You Ellik, seninle konuşmak istiyorum. Tek istediğim şey bu bak. Maskeyi çıkardı. Dostlarım maskeyi çıkardı. Maskeyi çıkardı. Ellik'in gerçek suratı. Şu anda Ellik'in... Katana. Başardın. Öldü mü lan? Katana başardın. Sen gerçek mi nişancısın? Sen gerçek mi nişancısın? Gerçekten öldü mü? Bilmiyorum, bilmiyorum. Galiba öldü, bilmiyorum. Dostlarım Katana başardı. Plan işe yaradı. Plan işe yaradı. Buraya gel. Buraya gel.